Merhabalar, bugün CSV A'nın deneme sınavının çözümünü gerçekleştireceğiz. CSV A, temel modelleme bilgisini ölçen giriş seviye sınavıdır. CSV A sertifikası SolidWorks'te 3 boyutlu modelleme ve temel montaj kurallarına hakim olduğunun önemli bir ispatı olarak kullanılmaktadır. Tasarıma ilk denklemlerin atanmasını gerçekleştirerek başlayacağız. Denklemler kısmı sizde unsur ağacında gözükmüyorsa, sistem ayarlarından, Feature Manager'dan denklemlerin üstüne gelip buradaki Hide'ı Show yaparak denklemlerin gözükmesini sağlayabiliriz. Gözükmesini sağladıktan sonra yeni bir part dosyası açarak çizime başlayalım. Dosyamız açıldıktan sonra unsur ağacındaki denklemlerin üstüne gelip sağ tıklayarak burada denklemleri yönet kısmını seçip denklemlere atayacağımız pencerenin açılmasını sağlıyoruz. Global değişkenlerin altına atayacağımız harf değerlerini yazarken değer ve denklem başlığının altına ise bunlara karşılık gelecek olan sayısal değerlerini yazıyoruz. Burada mouse'la boş bir yere tıklayarak değerlerin atanmasını sağlayabilirken tab tuşuyla da değerlerin arasında geçişleri sağlayabilmekteyiz. Denklem değerlerimizin de atamasını gerçekleştirdiğimize göre şimdi çizimimize başlayabiliriz. Çizimimize yan görüşten başlıyoruz. İlk olarak ölçü vermeden çizimimize benzeyecek şekilde çizimi gerçekleştiriyoruz. Çizimi bitirdikten sonra ölçülerini vererek şeklin istediğimiz gibi olmasını sağlayacağız. Buradaki yay komutunda kısa yol kullanarak oluşturmaktayız. Bu kısa yolu nasıl kullandığımızı size anlatacağım. Çizgi çizdikten sonra çizginin sonuna doğru mouse'u getirdiğimizde yay çizgisi komutuna otomatik olarak geçiyor. Bu şekilde yukarı çıkıp yay çizgisini seçmek yerine kısa yol olarak kullanıp daha hızlı bir şekilde çizimin gerçekleştirmesini sağlamış bulunmaktayız. Çizimi tamamladığımıza göre ölçüleri kontrol ettikten sonra değerlerin atamasına başlayalım. Daha önceden denklem değeri olarak atadığımız değerlerin burada ölçülerde kullanılmasında ise ölçü değerine gireceğimiz yerde eşittir işareti koyup harfi tıklayarak ya da global değişkenlere girip oradan atadığımız harf değerini seçerek atanmasını sağlayabilmekteyiz. Buradaki yayın merkezi ile sağdaki çizginin orta noktası çakışıp bulunmaktadır. Bundan dolayı bu ikisinin CTRL tuşu ile seçtikten sonra unsur ağacında çıkan çakışığı ilişkisini seçip ilişkinin atanmasını sağlamaktayız. Bundan sonra bu noktanın ölçüsünde değerini girdikten sonra bu kısmında tamamlamış bulunmaktayız. Ölçü işlemlerini de tamamladıktan sonra şimdi pa işlemini yapabiliriz. Pa seçtikten sonra burada açı mesafeyi seçip açısını ve mesafesini girdikten sonra atacağımız köşeleri seçiyoruz. Bu şekilde pahların da atanmasını sağlamaktayız. Pay işlemini de tamamladıktan sonra dış tarafın çizimini tamamlamış bulunuyoruz. Bundan sonra iç kısımdaki dairenin boşaltması için dairenin yerini ayarlıyoruz. Bunu da atadıktan sonra katılaştırma ile parçamızın çizimini tamamlayacağız.
Dairenin de çizimini tamamladıktan sonra parçamız artık katılaştırma için hazır. Eksizyon ile katılaştırmayı seçtikten sonra katılaştırma değerimizi bize C kadar olarak vermiş bulunmaktadır. Denklem değerlerini atadığımız C'nin ölçü birimini burada atarken eşittir seçip sonra C'yi seçerek ya da global değişkenlerden C'yi seçerek atamasını sağlayabiliriz. Orta düzlemi de seçerek parçamızın simetrik katılaştırmasını sağlıyoruz. Katılaştırmayı da tamamladıktan sonra parçamızın materyalinin atanmasını sağlayacağız. Materyalin atanması ise yine unsur ağacından gelip materyale sağ tıklayarak edit materyali seçtikten sonra bize soruda verilen materyalin ismini buraya girip seçip materyali uygula deyip kapat dedikten sonra materyalin atanmasını sağlamış bulunuyoruz. Ondan sonra hesaplı kısmından kütle özelliklerini seçerek burada kütlemizin ağırlığının ne kadar olduğunu öğrenebiliriz. Bu şekilde ilk parçamızın çizimini tamamlamış bulunmaktayız. Şimdi ikinci parçamızın çizimini gerçekleştireceğiz. Bu parçamızın çiziminde ise ilk parçamızın üzerindeki değişiklikler yaparak elde edilecektir. Alt kısımda bulunan boşaltmaları yaparak başlıyoruz ilk çizimimize. Boşaltma yapılacak kısmın çizimi gerçekleştirirken de ilk önce ölçü vermeden kaba taslak bir çizim yapılır. Çizimi tamamladıktan sonra ölçüler verilerek istediğimiz şekilde oluşmasını sağlayabiliriz. Yani isterseniz parçanın ölçülerini vererek de çizimi gerçekleştirebilirsiniz. Burada bu iki çizginin birbirinin dik olması istenmektedir. O yüzden bu iki çizgiyi CTRL ile seçtikten sonra dik olarak seçtiğiniz zaman bu ikisi hep birbirine dik olacak şekilde aynı düzlemde olmasını sağlayacaktır. Ölçü verme işlemi de tamamladığına göre ekstrüzyon kes komutu ile kesme işlemini gerçekleştireceğiz. Burada kesilen yerin uzunluğu 19 olarak verilmiştir. Bundan dolayı ölçü yerine 19 mm'ye girip tamam dediğiniz zaman 19 mm'lik kesme işlemini gerçekleştirecektir. Bunu da tamamladıktan sonra üst orta kısımda bulunan iç boşaltmanın gerçekleştirilmesine geçiş yapıyoruz. Buradaki çizime üst nokta ile yay komutunu kullanarak başlıyoruz. Yayın konumunu şeklimizden kontrol ettikten sonra rastgele olacak şekilde parçaya yerleştirmesini gerçekleştiriyoruz. Bunu yaptıktan sonra ölçüleri ve ilişkileri vererek yayın istediğimiz konuma geçmesini gerçekleştirmiş oluruz. Yayın tavandan olan uzaklığın ölçüsünü giriyoruz. Bu ölçüyü girdikten sonra yayın merkez noktasının konumunu bildiğimiz için merkez noktasını ve merkez noktasının ilişkilenecek olan çizgi üzerindeki noktasının seçimi CTRL ile yapılıp çakışık ilişkisini atıyoruz. Atamayı sağladıktan sonra yayın yarıçap ölçüsünü giriyoruz. Bu ölçüyü de girdikten sonra kapalı bir alan oluşturmak için önceki parçadan yardım alarak objeleri dönmüştür kullanarak kullanacağımız alanların seçimini yapıyoruz. Fazlalık kısımlarını da objeleri budak ile kestikten sonra kapalı bir çizim alanımız oluşmaktadır. Şimdi ekstrüzyon ile kes komutu ile boşaltmayı gerçekleştirebiliriz. Buradaki kesme 12 mm içeride olduğu için offset ile 12 mm içeride olmasını sağlıyoruz. Yönünü değiştirerek içeriye doğru seçiyoruz. Ondan sonra kesilecek kısmın genişliği de 24 mm olduğu için bu 24 mm değerinde girilmesini sağlayıp kesme işlemini gerçekleştiriyoruz. Son olarak sağ tarafta bulunan daire ile boşaltma işlemini gerçekleştireceğiz. Daire komutunu seçip rastgele konumlandıktan sonra sırayla ölçülerine girerek oturmasını sağlayacağız. İlk olarak dairenin çapının ölçüsünü giriyoruz. Daha sonra sağ tarafa olan uzaklığını ve üst tabana olan uzaklığını giriyoruz.
Bu şekilde dairenin istediğiniz konuma oturmasını sağlıyoruz. Ekstrüzyon ile kes komutunu seçerek boşaltma işlemini gerçekleştireceğiz. Burada tümünden kesi seçerek dairemizin komple kesme işlemi yapmasını sağlıyoruz. Bununla birlikte ikinci parçamızın da çizimini tamamlamış bulunmaktayız.